her kim olursanız olun, sonsuz bir azap çekmenizi isteyen, bütün varlığını buna adamış olan son derece tehlikeli bir düşmanınız var. O en büyük düşmanınız. Bir efsane ya da bir masal değil, gerçeğin ta kendisi. İnsanlık tarihinin her aşamasında var oldu. Yaşamış ve ölmüş milyarlarca insanı ateşin içine çekti ve halen çekiyor. Hiçbir zaman ayrım yapmaz. Genç, yaşlı, kadın, erkek, devlet başkanı veya dilenci fark etmez. Her insan bu düşmanın hedefidir. Bu belgeseli izlerken de sizi gözlüyor ve planlar yapıyor. Tek arzusu var. Olabildiği kadar çok insanı, siz de dahil, kendisiyle beraber cehenneme sürüklemek. Zafer kazanması için insanların kendisine tapınması veya çok uç sapkınlıklar yapmaları gerekmiyor. İnsanlardan mutlaka Allah'ı inkar etmelerini de istemiyor. Zaten Cenab-ı Allah'ı kendisi inkar etmiyor ki insanlardan özellikle bunu istesin. Onun tek isteği, insanları Cenab-ı Allah'ın dininden ve Kur'an-ı Kerim'den uzak tutmak, halis olarak Allah'a ibadet etmelerini engellemek, bunun sonucunda sonsuz azap çekmelerini sağlamak. Hatta kimi zaman dindarlık maskesi altında Cenab-ı Allah'ın adını kullanarak insanları gerçek dinden uzaklaştırıp saptırıyor. Bu da insanları kendisiyle beraber cehennem çukurunun içine çekmek için yeterli. Hangi vesileyle olursa olsun onu takip edenlerin sonu hiç değişmiyor. Bu belgeselde sizlere insanlığın bu en büyük düşmanını, yani şeytanı ve hilelerini aktaracağız. Kur'an-ı Kerim'e göre şeytan, ilk insan olan Hazreti Adem'den bu yana insan neslini Allah yolundan saptırmak için çaba harcayan ve kıyamete kadar da harcayacak olan varlıkların genel adıdır. Tüm şeytanların atası ise Hazreti Adem'in yaratılması ile birlikte Allah'a isyan eden iblistir. Kur'an-ı Kerim'den öğrendiğimize göre Cenab-ı Allah, Hazreti Adem Aleyhisselam'ı yaratmış ve meleklerden ona secde etmelerini istemişti. Melekler, Allah'ın emrini yerine getirirken cinlerden olan İblis, Hazreti Adem'e secde etmedi. Kendisinin insandan daha üstün bir yaratık olduğunu öne sürdü. Bu itaatsizliği ve küstahlığı yüzünden Allah'ın huzurundan kovuldu.
Allah'ın huzurundan ayrılmadan önce insanları da kendisi gibi saptırmak için Allah'tan süre istedi. Allah da ona kıyamet gününe kadar süre tanıdı. Böylece iblisin insana karşı verdiği mücadele başladı. Allah, iblisi ve ona uyanları cehenneme dolduracağına hükmetti. İblis böylece Allah'ın huzurundan kovulduktan sonra kıyamete kadar sürecek olan mücadelesine başladı. İnsanları aldatarak saptırmak için onlara sokuldu. İlk büyük tuzağı, cennette yaşamakta olan Hazreti Adem'i ve eşini kandırarak onları Allah'ın emrine isyana sürüklemesiydi. İnsanlık tarihinin başlangıcındaki bu olay, Kur'an'da şöyle anlatılır. Ve ey Adem! Sen ve eşin cennete yerleş. İkiniz dilediğiniz yerden yiyin ama şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz. Şeytan, kendilerinden örtülüp gizlenen çirkin yerlerini açığa çıkarmak için onlara vesvese verdi ve dedi ki, Rabbinizin size bu ağacı yasaklaması yalnızca sizin iki melek olmamanız veya ebedi yaşayanlardan kılınmamanız içindir. Ve gerçekten ben size öğüt verenlerdenim diye yemin de etti. Böylece onları aldatarak düşürdü. Ağacı tattıkları andaysa ayıp yerleri kendilerine beliriverdi ve üzerlerini cennet yapraklarından örtmeye başladılar. O zaman Rableri kendilerine seslendi. Ben sizi bu ağaçtan men etmemiş miydim? Ve şeytanın sizin gerçekten apaçık bir düşmanınız olduğunu söylememiş miydim? Dediler ki, Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamazsan ve esirgemezsen, gerçekten hüsrana uğrayanlardan olacağız. Allah dedi ki, kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde belli bir vakte kadar sizin için bir yerleşim ve meta, geçim vardır. O tarihten sonra da iblis, insan neslinden pek çok kişiyi kandırdı ve kendi safına çekti. Öte yandan diğer cinlerden de pek çok yandaşı oldu. İblisin yolunu izleyen bu cinler, aynı onun gibi insanları saptırmak için onlara sokulmaya, onların kalplerine gizlice vesvese vermeye başladılar. İblisin yandaşı olan bu cinler ve insanlar da onun sahibi olduğu şeytan sıfatını kazandılar. Müminlerin en büyük düşmanlarına karşı mücadeleleri ömür boyu sürer. Bu savaş sırasında şeytan çok kurnaz yöntemler kullanır. İnsana hiçbir zaman gerçek yüzünü göstermez, karşısına çıkıp ben şeytanım ve senin cehennemde yanmanı istiyorum demez. Onun yerine sinsice göğüslere ve kalplere vesvese vererek kendi varlığını ustaca gizler. Şeytanın farkında olmayan bir insan, onun telkinlerini kendi kafasından geçen düşünceler zanneder. Dahası şeytan bu fikirlerin doğruluğuna onları inandırır. Bu
bu sayede birçok insanı kendileri şuurunda değilken tamamen kontrolü altına alır. Ancak müminler göğüslere ve kalplere kadar girip fısıldayabilme yeteneğine sahip bu düşmanı Kur'an sayesinde saf dışı edebilirler. Mümin öncelikle kalbinden gelen bu sesin şeytana mı yoksa kendi vicdanına mı ait olduğunu teşhis edecek bir nur ve feraset sahibidir. Şeytanın oyununun farkına vardıktan sonra Kur'an'da emredilen hareketi yapar, Allah'a sığınır. Çünkü Allah'ı anan bir mümin karşısında şeytanın vesvesesinin hiçbir etkisi kalmaz. Allah bu önemli sırrı Kur'an'da şöyle bildirir. Eğer sana şeytandan yana bir kışkırtma, vesvese veya iva gelirse hemen Allah'a sığın. Çünkü O işitendir, bilendir. Allah'tan sakınanlara şeytandan bir vesvese eriştiğinde önce iyice düşünürler. Allah'ı zikredip anarlar. Sonra hemen bakarsın ki görüp bilmişlerdir. Dünya hayatının bir imtihan yeri olması nedeniyle insanın karşısına birçok farklı durum ve değişik ortam çıkabilir. Şartlar ve ortam ne olursa olsun, şeytan hep pusuda bekler. Bunlardan herhangi birinde müminin gösterebileceği en küçük zayıflık, şeytan için büyük bir fırsattır. Ve şeytan bu fırsatların hepsini kullanır. Ancak kendi varlığını hiçbir şekilde fark ettirmemeye çalışır. Eğer mümin içinde bulunduğu ruh halinde veya ortamda bir şeylerin sıkıntı verdiğini veya vicdanını rahatsız ettiğini hissediyorsa, ki bu sıkıntı genelde vicdan yoluyla yapılan rahmani bir uyarıdır, hemen durup düşünmesi gerekir. Bunun için en kolay yol, insanın kendisine dışarıdan tarafsız bir yabancı gözüyle bakmasıdır. Böylece karşısındaki insanı, yani kendisini şu sorular yardımıyla inceleyebilir. O an için kafasından geçen düşünceler Kur'an-ı Kerim'e uygun mu? Cenab-ı Allah'ı anmada gevşeklik mi gösteriyor? Kur'an'ın sınırlarını korumada, hükümlerini gözetmede gevşek mi davranıyor? Planları Allah'ın rızası ve ahireti dışında bir amaca mı yönelik? O an için kendi çıkarı diğer müminlerden daha mı ön planda? Kendisine veya bir başka mümine yönelik kuşkusu, zannı mı var? Olaylar karşısında tevekkülsüz davranıp haksızlığa uğradığını mı düşünüyor? Yaptığı fedakarlığın diğer insanlar tarafından bilinmesini, bunun konuşulmasını mı istiyor? Sevdiği bir maldan fedakarlık etmesi gerekiyor da bunu bir bahane bulup yapmamaya mı çalışıyor? Herhangi bir dünya malına karşı hırsı mı var? Gelecek korkusu mu taşıyor? Kur'an-ı Kerim okumayı, dua etmeyi veya salih amellerde bulunmayı geçersiz mazeretlerle erteledi mi? Eğer içindeki sıkıntı burada sayılanlar veya bunlara benzer bir durumdan kaynaklanıyorsa, bu insana şeytan o an için musallat olmuş demektir. Kendinizin zannettiğiniz bu düşüncelerin hepsi de şeytanın kalbinize fısıldadığı sözleridir. Şeytan farklı insanlar için farklı taktikler kullanır. Örneğin, dinden uzak, Kur'an'dan gafil yaşayan bir kimseyi bu hayat tarzına devam ettirecek taktikler izler. Onları tamamen dünya hayatına yöneltir, dünyanın gelip geçici süsüne iyice daldırır, böylece
ömür boyu hak dinden uzak tutar. Dine yeni yeni ilgi duymaya başlayan kimseyi, çevresi tarafından dışlanacağı, dinin hayatını kısıtlayacağı, eğer din ahlakını yaşamaya başlarsa bunu devam ettiremeyeceği gibi boş ve yersiz endişelere düşürerek dinden uzaklaştırmaya çalışır. Bu tuzağa düşmemenin tek yolu, şeytanın fısıltılarını zamanında teşhis edip Allah'a sığınmaktır. Şeytan, Allah'ın huzurundan kovulmadan önce kendi kendine önemli bir söz vermiştir. Bu söz, şeytanın insanlara karşı kullanacağı çok önemli taktiklerden birini gösterir. Sonra muhakkak önlerinden, arkalarından, sağlarından ve sollarından sokulacağım. Onların çoğunu şükredici bulmayacaksın. Şeytan, insanların şükretmelerini engellemek ister. Çünkü şükür, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de en çok üzerinde durduğu konulardan biridir. Yaklaşık 60 ayette şükürden ve şükretmenin öneminden bahsedilir. Allah'ın bu kadar önemli hatırlattığı bir konuyu insanlara göz ardı ettirmek, şeytanın elbette başlıca amaçlarından biri olacaktır. Şükredebilmek için öncelikle şükrün önemini kavrayabilecek şuura sahip olmak gerekir. Şükreden bir insan, sahip olduğu nimetin tek sahibinin ve onu kendisine verenin Allah olduğunu ve Allah karşısındaki acizliğini bilir. Allah'ın büyüklüğünü, azametini göz ardı eden, bunu kalbine sindiremeyen bir insanın şükrü de aynı derecede yüzeysel olur. Oysa şükretmek insanın en önemli sorumluluklarından biridir. Çünkü her insanın hayatı şükredeceği sayısız nimetlerle doludur. Öyle ki bu nimetlerin bir genelleme yapılarak bile bitirilemeyeceği Nahl suresinin 18. ayetinde belirtilmiştir. Kur'an'da şükür için belirli bir sınır koyulmadığından, İnsan, elindeki bütün nimetleri bir şükür vesilesi olarak görebilir. Örneğin, Hz. İbrahim gibi kendisini yediren ve içirenin Allah olduğunun bilincinde olan bir kişi, her yemek yediğinde veya bir şey içtiğinde bunları kendisine lütfeden Allah'a şükretmelidir. Ancak şükretmek yalnızca yeme içme ile sınırlı kalmamalıdır. İnsanın gün boyu istifade ettiği halde çoğu zaman aklına getirmediği, tefekkür etmediği, ancak kaybettiği zaman değerinin farkına vardığı sayısız nimet vardır. Müminlerin Allah'a olan yakınlıkları, şeytana karşı manevi bir kalkan oluşturur. Allah'a teslim olmak, O'nu zikretmek, yeryüzündeki her olayın O'nun kontrolünde olduğunu bilmek ve katıksızca O'na yönelmek,
müminlere önemli bir manevi güç sağlar. Şeytan her fırsatta müminlerin bu manevi güçlerini zayıflatacak yollar dener. Bu yollardan biri de insana Allah korkusu dışında başka korkular vermektir. Şeytanın bu silahı kullanmasının önemli bir nedeni vardır. Korku, şuurun kapanmasına, Allah ile bağlantının kopmasına ve tevekkülün ortadan kalkmasına sebep olabilir. İhlasını koruyan bir mümin için böyle bir durum söz konusu olmaz. Şeytan ancak vicdani hasta olanları, gaflet içinde olan, şuuru geçici olarak veya tümüyle kapanmış kimseleri etkiler. Kur'an-ı Kerim'de asıl korkulması gereken gücün Cenab-ı Allah olduğu şöyle bildirilir. İşte bu şeytan ancak kendi dostlarını korkutur. Siz onlardan korkmayın. Eğer müminlerseniz benden korkun. Müminler için dünya, bir kadere bağlı olarak yaşadıkları geçici bir mekandır. Korkacakları tek varlık da bu dünyanın ve kaderin yegane hakimi Allah'tır. Mümin olmayanlarsa dünyayı birbirinden bağımsız olay ve insanların yer aldığı kontrolsüz bir mekan zannederler. Şeytan, herhangi bir vesileyle bu insanların kalplerine kolaylıkla korku sokar. Artık karşılarına çıkan her olay onlara göre sonu belli olmayan bir bilinmeyendir. Ölüm korkusuyla, fakirlik korkusuyla, gelecek korkusuyla Allah'a değil, sayısız putlarına sıkıca sarılırlar. Şeytanın korku telkini, mümin topluluğu içinde bulunan, ancak kalplerinde hastalık bulunan kimseler üzerinde de etkili olur. Tevekküllü kişi, kendisini tam olarak Allah'a ve kadere teslim eder. Korkudan tamamen arınır ve Allah'a tam teslimiyetin verdiği cesaretle Allah dışında hiçbir güçten korkmaz. Yalnız burada unutulmaması gereken, müminlerin cesaretinin, inkârcıların şuursuz ve akılsız cesaretlerinden çok farklı olduğudur. Bu duygu, kadere tam olarak iman etmenin, Allah'a teslimiyetin verdiği kendine güven duygusudur. Samimi olarak iman etmeyenler tarafından asla taklit edilemez. Kur'an-ı Kerim'de müminlerin birlik içinde birbirlerine destek ve yardımcı olmaları, birbirlerini gözleyip kollamaları emredilir. İşte şeytan bu önemli hükmü göz ardı ettirmeye ve müminlerin aralarındaki birliği yıpratmaya çalışır. Bu amaç doğrultusunda en büyük çabayı müminler arasındaki konuşmaları olumsuz yönde etkilemek için harcar. Kötü söz söyleme, imalı konuşma, laf dokundurma gibi cahiliye insanlarına ait çirkinlikleri yapmaya teşvik ederek müminlerin aralarını açmaya çalışır. İman eden bir kimse, şeytana karşı boş bulunduğu her an böyle bir tehlikeyle karşı karşıya kalabilir. Bu yüzden Kur'an'da müminler bu tehlikeye karşı uyarılır, birbirlerine karşı güzel söz söylemeleri emredilir, ayrıca şeytanın, müminlerin düşmanı olduğu şöyle hatırlatılır. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır.
şeytanın en sinsi ve aldatıcı hilelerinden biri de insanlara Allah'ın ismini kullanarak yaklaşmasıdır. Bu yöntemle Allah'ın razı olmadığı hareketlerin din ve Allah adına yapıldığını telkin eder. Söz konusu hareketleri hizmet ve ibadet kisvesi altında yaptırır. Bu oyuna gelen bir insan, İslam'ın kendisine Allah yolunda mücadele etmesi için sağladığı imkanları ve tanıdığı özgürlükleri tamamen kendi nefsini tatmin için kullanmaya başlar. Örneğin, böyle bir kişi din ahlakını anlatmak amacıyla inkarcıların yoğun olarak bulunduğu, aldatıcı dünya süsleriyle dolu bir ortama girdiğinde sadece kendi nefsi doğrultusunda hareket eder. Başlangıçta meşru olan nimetlerden zevk almasında hiçbir sakınca yokken bir süre sonra durum değişir. İslam'ın hayrı için başlayan bir hareket amacından sapar, nimetler amaç haline gelir. Belki görünüşte Allah'ın sınırları içinde hareket ediliyordur. Ama kalpte Allah'ın rızası değil, nefsin doyurulması hırsı vardır. Şeytan, söz konusu kişiye Allah'ın adıyla yaklaşmış ve bir kez daha dünya hayatının aldatıcı süsünü kullanarak ahireti terk ettirmiştir. Ey insanlar! Hiç şüphesiz Allah'ın vaadi haktır. Öyleyse dünya hayatı sizi aldatmasın ve aldatıcılar da sizi Allah ile Allah'ın adını kullanarak aldatmasın. Gerçek şu ki şeytan sizin düşmanınızdır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O, kendi grubunu ancak çılgınca yanan ateşin halkından olmaya çağırır. Şeytanın insanı Allah'ın adıyla aldatmasının bir başka yolu da Allah'ın affediciliğini öne sürerek insanı günah işlemeye sevk etmesidir. Allah elbette ki büyük bir merhamet sahibidir ve tevbe edip kendisinden bağışlanma dileyen her kulunun günahlarını affedebilir. Ama bir insan nasıl olsa Allah affeder diyerek bile bile günah işlemeye başlarsa çok tehlikeli bir yola girmiş olur. Bu davranışın nedeniyle zamanla kalbi katılaşabilir, duyarsızlaşıp Allah korkusunu tümüyle yitirebilir. Kur'an'da yakında bağışlanacağız diyerek bile bile günah işleyen insanlardan söz edilirken, şeytanın insanı Allah adıyla aldatışının bir örneği haber verilir. Allah'ın hak kitabı olan Kur'an'a tabi olmak büyük bir sorumluluktur. Böylesine önemli bir sorumluluğu ihmal etmenin cezası da aynı derecede şiddetli olur. İnsanın böyle bir cezaya çarptırılması ise bilindiği gibi şeytanın en büyük amacıdır. Şeytanın etkisiyle Kur'an'dan uzaklaşan bir kimse gerçekte Allah'tan uzaklaşmış olur. Çünkü Kur'an Allah'ın sözüdür ve hem müminlerin hidayete ermelerini sağlayan hem de onlara ömür boyu yol gösterici olan bir nurdur. Kur'an'dan uzaklaşmak, Kur'an'a tabi olmuş müminleri tehdit eden bir tehlikedir. Çünkü müşrikler ve kafirler zaten Kur'an'dan tamamen gaflet içindedirler.
ayetlere karşı perdelenmiş oldukları için Kur'an'dan daha fazla uzaklaşmalarına imkan yoktur. Fakat ayetler vesilesiyle iman eden ve ayetlerde bildirildiği şekilde yaşayan müminler, Kur'an'dan uzaklaşırlarsa çok büyük bir tehlikeyle şeytanla yüz yüze kalırlar. Dahası bunun farkına varmadan kendilerini hala doğru yolda zannederek şeytan tarafından kontrol altına alınırlar. Kur'an'da bu durum şeytanın insanın üzerine kabuk gibi bağlanması olarak ifade edilmiştir. Kim Rahman olan Allah'ın zikrini görmezlikten gelirse biz bir şeytana onun üzerini kabukla bağlattırırız. Artık bu onun bir yakın dostudur. Gerçekten bunlar, bu şeytanlar onları yoldan alıkoyarlar. Onlarsa kendilerinin gerçekten hidayette olduklarını sanırlar. Böyle bir gaflete de ancak ahireti terk edip dünyevi çıkarlara yönelen, nefsinin istekleri doğrultusunda hareket eden biri dalabilir. Allah'ı değil, nefsini tatmin etmeye yönelip şeytanın peşine takılan bu kimse, insandan çok hayvana benzer. Çünkü hayvanın da, insanın da temel fiziksel ihtiyaçları ortaktır. İnsanı üstün yapan, kendisini yaratan Allah'a bilinçli bir biçimde kulluk etmesidir. Bir mümin yıllar boyunca birçok defa Kur'an'ı okumuş olabilir. Ama bu onu şeytanın oyunlarından müstağni kılmaz. Şeytan birçok oyunla karşısına çıkar. Müminin Kur'an'ı inkar etmeyeceğini bildiğinden çeşitli hilelerle müminleri günlük hayatlarında Kur'an'da emredilen yaşam tarzından uzaklaştırmaya çalışır. Allah müminlere şeytanın bu oyununa düşmemeleri için Kur'an'a sımsıkı sarılmalarını emreder. Çünkü Kur'an, hayatının her anında mümine yol gösterici olacak bir kılavuzdur. Dahası müminler, ayetleri yalnızca düzenli olarak okumakla değil, hayat boyu akılda tutmakla, üzerlerinde düşünmekle ve her olayda Kur'an'la hükmetmekle yükümlüdürler. Şeytan hakkında unutulmaması gereken çok önemli bir gerçek vardır. Şeytan, Allah'tan müstakil bir güç değildir. Şeytanı Allah yaratmıştır ve onun kontrolündedir. Düşmanlığı insana karşıdır. Şeytanın Allah'tan bağımsız bir güç olduğunu düşünenler yanılırlar. Bu kimseler, şeytanın Allah'a karşı bir mücadelesi olduğunu zannederler. Oysa şeytanın insanlara Allah'ın dinini yaşatmak istememesinin nedeni, bunun insanları yıkıma uğratmak için tek yol olduğunu bilmesidir. Yoksa şeytanın Allah'a karşı bir düşmanlığı söz konusu olamaz. Sonuç olarak o da Allah'ın yarattığı bir varlıktır ve onun izniyle faaliyetini sürdürmektedir. Kendisine tanınan süre bittiğinde cezasını çekmek üzere o da saptırdığı insanlarla beraber cehenneme atılacaktır. Andolsun senden ve içlerinde sana tabi olacak olanlardan tümüyle cehennemi dolduracağım. Unutulmaması gereken şeytanın müminler üzerinde bir gücü olmadığıdır. Şeytanın gücü yalnızca Allah'ın tespit ettiği, daha doğrusu
cehennem için özel olarak yarattığı insanlar üzerinde geçerlidir. Şeytan, Allah'ın mümin olarak yarattığı bir kulu saptıramaz. Sadece müminin dünya hayatındaki imtihanı gereği bazı küçük hatalar yapmasına vesile olabilir. Şeytanın saptırma etkisi yalnızca kalbinde hastalık bulunan kimseler üzerindedir. Bu gerçek Kur'an'da şöyle bildirilir. Gerçek şu ki iman edenler ve Rablerine tevekkül edenler üzerinde onun, şeytanın hiçbir zorlayıcı gücü yoktur. Onun zorlayıcı gücü ancak onu veli edinenlerle, onunla ona, Allah'a ortak koşanlar üzerindedir. Şeytan da yaratılmış bir varlık olduğuna göre, her şeyde olduğu gibi onun yaratılışında da sonsuz hikmet vardır. Örneğin, şeytanla beraber büyük bir insan topluluğunun cehenneme sürüklenmesi, kıyamet günü müminlerin Allah'a şükürlerini, cennete karşı duyacakları sevinci artıracak bir unsurdur. Şeytan aynı zamanda mümin topluluğun içinde gizlenen münafıkların ortaya çıkmasını sağlar. Bu hastalıklı kimseleri etkisi altına alarak müminler aleyhine faaliyette bulundurur. Böylece münafıklar mümin topluluğu içinde gizlenemeyerek kendi kendilerini deşifre etmiş olurlar. Müminler de içlerinde barınmaya çalışan bu grubu kolaylıkla teşhis ederler. Dahası şeytanın faaliyetlerinin ve münafıklar üzerindeki etkisinin farkına varan müminlerin Kur'an'da geçen bir ayetin tecellisini gördükleri için İmanları ve Allah'a yakınlıkları artar. Şeytanın bu tür katıp bırakmaları, kalplerinde hastalık olanlara ve kalpleri her türlü duyarlılıktan yoksun bulunanlara Allah'ın bir deneme kılması içindir. Şüphesiz zalimler, gerçeğin kendisinden uzak bir ayrılık içindedirler. Bir de kendilerine ilim verilenlerin bunun, Kur'an'ın hiç tartışmasız Rablerinden olan bir gerçek olduğunu bilmeleri için. Böylelikle ona iman etsinler ve kalpleri ona tatmin bulmuş olarak bağlansın. Şüphesiz Allah iman edenleri dosdoğru yola yöneltir. Mümin topluluğun içinde bir tür temizlik anlamına gelir. Zaten Allah'ın şeytana süre tanımasının hikmetlerinden biri budur. Cahiliye toplumu tarafından bilinmeyen bir başka nokta ise şeytanın yaptırım gücünün olmadığıdır. O yalnızca insanı davet eder. Eğer bir kişinin kalbinde bir hastalık varsa bu çağrıya uyar. Yoksa şeytanın insanlar üzerinde zor kullanabilecek bir gücü yoktur. Kendisine uyanların, hatta tapanların hepsinin aslında ne kadar büyük bir gaflet içinde olduklarını bilir. Sonuç olarak siz de sizin için olabilecek her tür azabı, sıkıntıyı, dahası sonsuz hayatınızı cehennemde geçirmenizi isteyen bir düşmanınızın olduğunu, sizi şu anda bu belgeseli izlerken bile gözetlediğini unutmayın. Ve eğer samimi olarak iman ediyorsanız, onun etkisinden kurtulmak için Allah'a sığınmanız gerektiğini de.